Bugün piyasaları, haber ve veri akışını sizler için değerlendireceğim. Yoğunluklu olarak altını konuşacağız. Yaklaşık bir haftadır 1800 doların üzerinde olan altın 1793 hatta 1792 seviyelerine kadar gevşedi şu saat itibariyle. Daha da fazla gevşeyebilir mi? 1760'a doğru gidebilir mi? Bütün bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Altında bir sapan hareketi pozisyonumu izliyoruz. Nedir sapan hareketi? Onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. 118.000'in üzerinde bir borsa endeksi görüyoruz. Hafif bir gevşeme var ama 120.000'i zorlamaya devam ediyor. Ne kadar gerçekçi? Bu uzun uzun tartışılması gereken akademik bir mesele haline geldi aslına bakarsanız. Çünkü bütün dünya yıkım içerisindeyken, ikinci dalga etkisi beklenirken, birinci dalga dünya ekonomisini ve Türkiye ekonomisini çok ciddi bir sıkıntıya sokmuşken, enflasyon yükseliş eğilimindeyken, para girişi neredeyse durmuşken, kurun kırılma riski her geçen gün artıyorken, reel sektör büyük bir sıkıntıdayken ve piyasa beklendiği gibi açılmıyorken bakıyorsunuz borsa 120.000 seviyesine doğru gidiyor. Hayır olsun inşallah. Umarım ki gerçekçi bir yükseliştir. Umarım ki sadece varlık fonunun etkisiyle yükselen bir borsa görmüyoruzdur. Yabancılar umarım ki inandırıcı buluyorlardır borsayı ve yurt dışından bizim hisse senedi piyasamıza yine ciddi bir yabancı akışı olur, kaçış olmaz. Ama görünen o ki bizim borsamız inandırıcılığını tamamen kaybetmiş durumda. Aynı TÜİK'in inandırıcılığını kaybetmiş olması gibi, Merkez Bankası'nın inandırıcılığını kaybetmiş olması gibi ya da kamu bankalarının gerçekçiliğini kaybetmiş olması gibi. Bir takım siyasi girişimlerin ve uluslararası girişimlerin de inandırıcılığını kaybetmiş olması gibi. Örneğin S-400 geldi ama kurulmadı. S-400 ile ilgili Rusya'nın da tavrı çok sıkıntılı Türkiye'ye, Amerika'nın da tavrı çok sıkıntılı Türkiye'ye ve Türkiye iki ucu pisli değneğin tam ortasından tutuyor şu an itibariyle. Ne olacağı belli değil, onun için sessiz kalmayı tercih ediyor. Ayasofya ile ilgili bir adım atıyoruz. Ortodoks camiasının en önemli ikonik göstergelerinden birisi. Müze olmasa seslerini çıkartmıyorlardı. Çünkü bizim sınırlarımız içerisinde tarafsız bir bölge olarak görüyorlardı orayı. Cami yapacağım dediğiniz an itibarıyla Rusya da sesini yükseltti, Amerika da sesini yükseltti. Ortodoks camiasındaki pek çok önemli ülkede sesini yükseltmeye başladı. Yani iş Yunanistan'la sınırlı kalmadı sadece. Aman Yunan ne derse desin kafası olmadı sadece arkadaşlar. Cumhurbaşkanı ile Putin dün sadece bu konuyu görüştü. Ve hatta Sayın Cumhurbaşkanı Putin'e merak etmeyin canım zaten öyle sizin düşündüğünüz gibi ibadete açılmıyor. Orada zaten namaz kılınıyordu, namaz kılınmaya devam edilecek diye bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Neden kaldı arkadaşlar? Çünkü Rusya ile ilişkilerimizi öyle kesip atmamız mümkün değil. Bunu uçak krizinde çok net görmüştük. Bakmayın şu anda pandemiden dolayı Rusya'dan turist akışı yok ama seneye ya da ondan sonraki sene pandemi sorunu bittiği zaman yine biz turist olarak Rusya'ya gebeyiz. Öbür taraftan enerji kaynakları konusunda da Rusya'ya gebeyiz. Amerika ile finansal ilişkileri yürütmek, sürdürmek zorundayız. Uluslararası ilişkilerde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi bir şekilde sürdürmek zorundayız. İhracat yapacağız kardeşim. Dış ticaret açığımızı bir şekilde kapatacağız kardeşim. Turizm gelirlerimizi arttıracağız kardeşim diyor isek dünyadan kopmamıza imkan yok. Ve bu koşullar içerisinde gördüğüm kadarıyla Ayasofya meselesi de ufak ufak aynı S-400 gibi önce kamuoyuna bir siyasi mesaj verilerek üstü örtülüp geçilip gidilecek. Öyle görünüyor arkadaşlar. Tam tersi bir durum olursa da Ayasofya emin olun ki mevcut ekonomik krizin ve kur şokunun bahanesi olarak kullanılacak. Bu kadar net ve basit. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın biz bütün bunlarla uğraşırken, kuru baskılamayı ekonomik bir başarı olarak görürken ya da göstermeye çalışırken öbür tarafta Çin, Amerika ile dişe diş mücadele edecek bir güce ulaşmış durumda. Her ne kadar şu anda elbette bir Amerika olmasa da Çin öyle ya da böyle Amerika'ya kafa tutabilecek bir gücü var. En azından bölgesindeki en önemli güçlerden birisi haline geldi. Çin'e alternatif olan Amerika'ya yakınlığıyla bilinen Hindistan'sa şu sıralar bu avantajını kullanmaya başladı. Amerika Çin'e karşı Hindistan hamlesini yaptı. Hindistan da tamam ama karşılığında bana ne vereceksin dedi muhtemelen kapalı kapılar ardında Amerika'dan yanıt bir hafta sonra geliverdi. Google
Hindistan'a 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı arkadaşlar. Google tek başına orada yatırım yapması pek çok yazılım şirketinin, teknoloji şirketinin Hindistan'a yatırım yapması anlamına geliyor. Bölgede ikinci bir Çin, ikinci büyük bir güç oluşuyor. Çin'e alternatif, dünyaya alternatif. Türkiye hani Çin'in boşalttığı açığı dolduracaktı, dolduramadı. Gördüğünüz gibi yine o açığı başka bir ülke, Hindistan doldurdu. Neden? Çünkü dengeleri yıllardır korumaya devam ediyor ve o dengeleri koruduğu için de 10 milyar dolarlık yatırımı çekti. Bu arada biz yanlış uygulamalarımız nedeniyle her geçen gün sıkıntıya girmeye devam ediyoruz. Hem borsamızdan hem doğrudan yabancı sermayemizden kaçış devam ediyor. Bir başka önemli haber, Çin bazı ABD'li yetkililere yaptırım uygulama kararı aldı. Yani Amerika-Çin gerilimi iyiden iyiye zirve yapıyor ve bu gerilim ortamı da açıkçası bütün dünyayı etkileyecek gibi görünüyor. Altın üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Peki kardeşim altın niye düşüyor o zaman diyebilirsiniz. Onu da biraz sonra anlatacağım sizlere. İkinci dalga endişesi her geçen gün artıyor. Özellikle Asya ülkeleri, Güney Amerika ülkelerinde inanılmaz artışlar var ve bu piyasaları biraz daha tedirgin ediyor. Altın üzerinde baskı oluşturan, riskleri arttıran bir başka konudan bahsediyoruz. Emirates arkadaşlar, dünyanın en önemli hava yollarından birisi. 9000 kişiyi işten çıkartmayı planlıyor. Swatch da tüm dünyada 2400 kişiyi işten çıkartmayı planlıyor. Hem küçükler hem de büyükler için işler iyi gitmiyor. Dünyanın en önemli perakende markaları, havacılık şirketleri arka arkaya işçi çıkartmaya devam ediyorlar. OECD'nin de bu konuyla ilgili bir uyarısı vardı. Dünyada 80 milyon kişinin işsiz kalabileceğini ve %12'lik bir işsizlik rakamına ulaşılabileceğini söyledi. Özellikle pandemi etkisiyle. İkinci dalga etkisi de işin içine girerse bu rakam daha da yukarıya çıkabilir. 100 milyondan fazla insan işsiz kalabilir. İşsizlik oranı da %16'lara vurabilir. Şu anki koşullar içerisinde OECD'nin beklentisi ve bu büyük bir yıkım anlamına geliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini de yakından ilgilendiriyor. Gelişmiş ülkelerde iş kayıpları artarsa emin olun gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Türkiye gibi ülkelerde çok daha derin işsizlik vakalarıyla karşı karşıya kalırız. Nitekim şu anda bile %12'nin üzerinde olan bir işsizlik rakamımız var. Bakmayın siz işsizlik düştü falan dediklerine, öyle bir şey yok. Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılması, işe başvurmayanların başvurmasıyla birlikte işsizlik rakamları bir anda %25-30 aralığına yerleşirse hiç şaşırmayın arkadaşlar. Çok kritik bir sürece gidiyoruz. Hele ki ikinci dalga etkisi baş gösterirse, özellikle Avrupa ülkelerini vurmaya başlarsa, Rusya'yı vurmaya başlarsa, yani bizim ticaret yaptığımız ülkeleri vurmaya başlarsa, o zaman reel sektörde de büyük çöküntülerle karşı karşıya kalırız. İhracatın düşmesi, dış ticaret açığının artması, cari açığın artması, bütçe deliğinin büyümesi, dış borçların kapıya dayanması demek Türkiye'de ekonomik krizin gün yüzüne çıkması demek olur. Bu da işsizliğin korkunç bir şekilde artmasını beraberinde getirir. Ben işsizliği genç bazında daha çok önemsiyorum. Zaten Türkiye'de şu anda bile genç işsizlik %24.4 seviyesinde. Bu da ne kadar büyük bir sıkıntıda olduğumuzu gösteriyor. Peki Avrupa'da işler düzelebilir mi? Ne yazık ki o da umut verici değil arkadaşlar. Çünkü Almanya'da büyüme beklentisi, o sıçrama beklentisi ekonominin açılmasıyla birlikte her geçen gün biraz daha azalıyor. Almanya ekonomisinin yavaş ilerleyeceği. Şimdi Almanya ekonomisi yavaş ilerlerse, ivmesini yavaş yavaş yükseltebilirse, emin olun Avrupa'daki diğer ülkeler çok daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Ve bu da şu demek arkadaşlar. Avrupa'nın daralması, küçülmesi, zayıflaması, ekonomisinde sıkıntılar yaşaması, Türkiye gibi bir ekonominin neredeyse göbekten Avrupa Birliği'ne bağlı olan ticari anlamda bir ekonominin çok daha derin yaralar alması demek. Bunu da unutmayın, yine altın üzerindeki bir başka baskıdan bahsediyoruz. Bütün bunları özetledikten sonra gelelim şu altındaki sapan etkisine. Ne demek istiyorum? Aslında biraz önce söylediklerimin hepsi de altınla ilgiliydi. Altın riskli ortamların bir numaralı emtiyası çünkü. Eğer ki dünyada riskler artıyorsa, ekonomik, siyasi ya da savaş riskleri,
riskleri artıyorsa altına olan talep ilgide her geçen gün biraz daha artıyor. Neden? Güvenli liman. Yarın öbür gün herhangi bir sıkıntı olursa elimizde somut bir şey olsun. O nedenle de herkes altına yükleniyor böyle dönemlerde. Sadece büyük yatırımcılar değil, ev ahalisi de, küçük yatırımcı da ufak ufak altın alıp kenara koyuyor bir tasarruf yapacaksa. Son 20-30 yıl içerisinde dolar da altın gibi görülmeye başlandı. Dolara da insanlar çok ciddi anlamda güveniyor. Bütün dünyada geçerli olan bir para birimi olarak görüyor ve bu nedenle de doları da alıp kenara atıyor. İkinci, üçüncü sırada işte sterlini görüyoruz, euroyu görüyoruz vesaire. Para birimlerinden bile çok daha kritik olan mesele tabii ki altın. Altına talep böyle dönemlerde artıyor. Peki sorumuz şu, altına talebin artmasını sağlayan riskler azaldı mı, bitti mi, dünya düze çıktı mı, hastalıkla ilgili bir sorunumuz yok mu örneğin? Dünya ekonomileri o bekledikleri çıkışları yakaladılar mı, her şey güllük gülistanlık mı, gelişmekte olan ülkeler ekonomilerini düzeltti mi, gelişmiş olan ülkeler ekonomilerini düzeltti mi, bir işsizlik riski yok mu vesaire? Biraz önce anlattıklarım aslında dünyanın ne kadar kritik bir süreçten geçtiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Ve risklerin her geçen gün biraz daha arttığını gösteriyor. Ermenistan, Azerbaycan birbirine giriyor. Amerika ile Çin şu anda sadece it dalaşı yapıyor ama yarın öbür gün ne olacağını bilmiyoruz. Rusya aradan bir yerden muhtemelen çıkacak ve çok daha fazla gerecek ortamı. Türkiye Doğu Akdeniz meselesi var. Doğu Akdeniz'de Avrupa ile karşı karşıya geliyoruz. Kıbrıs konusu var da Doğu Akdeniz dışında bir de Kıbrıs meselesi var. Bunun hangi platforma oturacağını bilmiyoruz. Yani bütün dünya kaynayan bir kazan arkadaşlar. Sadece sağlık problemleri yok, sadece ekonomik problemler yok. Yanına siyasi riskler de eklendi. Gerilim ve güvenlik riskleri de eklenmeye başladı. Ülkeler arasındaki çatışmalar da eklenmeye başladı. Kutuplaşmalar da eklenmeye başladı. Demek ki arkadaşlar altın üzerindeki risk bitmiş falan değil, güvenli liman olan altına talebin her geçen biraz daha artacağını gösteriyor. Arkadaşlar bakın, bütün emtialarda ya da bütün yatırım araçlarında, bunu altın hızlı bir şekilde yükselirken de sizlerle paylaşmıştım, dalgalanmalar olur. O videoda ısrarlı bir şekilde şunu söylemiştim sizlere, biliyorsunuz. 1860'ı zorlayan bir altın ve 1760'a gevşeyen bir altın göreceğiz. Yani 1760-1860 aralığında dalgalanabilir. Ben size geniş aralığı verdim. Bu birincisiydi. Bir de dar aralığı verdim. O da neydi? 1820-1780 aralığı. Bir kez daha söylüyorum. 1780-1820 aralığı. Bu da darbant aralığıydı. Bu aralıklarda gidip gelebilir altın. Hiç şaşırmayın, hiç paniklemeyin. Hiçbir şekilde ya altın düşüyor falan diye düşünmeyin. Altının ana trendi hala yükseliş eğiliminde. Bu riskler olduğu sürece, özellikle ikinci dalga etkisi bir kez daha gündeme geldiği sürece, dünyadaki ülkeler arasındaki gerilimler arttığı sürece 2000-2500 dolar bandında bir altın fiyatıyla karşı karşıya kalacağız. Türkiye'deki durum daha da enteresan, çünkü 6.86'ya sıkışmış dolar kuru bugün yarın, yarın öbür gün hiç fark etmez ya da bir ay sonra, ama öyle ya da böyle büyük bir kırılma yaşayacak. Bugün Merkez Bankası beklentisine bakıyorsunuz, yıl sonu beklentisini 6.94'ten 7.02'ye çekmiş durumdalar. Enflasyon beklentisini 9.54'ten 10.22'ye çekmiş durumdalar. Demek ki işler iyi gitmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu altının onsundaki yükselişe bir de dolar kurundaki yükseliş eklendiği zaman, normal bile olsa 9 liralara giden bir dolardan bahsediyoruz. Hele ki devalüasyonist etki girerse 14-15 liralara gidebilecek bir dolar kurundan bahsediyoruz. Böyle bir durumda 700-800 lira aralığında bir altın ons değeriyle karşılaşırız. Eğer ki altın 1860'ta uzun süre takılırsa, 1860'ı kırıp 2000-2500 dolar aralığına giderse zaten 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalırız. Ya olur mu öyle şey, amma da attım falan diyenlere cevap vereyim. 2005'te gram altının fiyatına bakın, 30 liraydı. Bugün 400 lira arkadaşlar. Bir zahmet altının nasıl ivmelendiğini, nasıl yükseldiğini, hele ki kritik zamanlarda nasıl atak yaptığını dönün geriye bakın, ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Bir başka ayrıntı, 5 Nisan kararlarında ya da 2018 Ağustos ayındaki kur şoklarına baktığınız zaman kurun birden ikiye nasıl katladığını çok net bir şekilde görürsünüz.
diyorsunuz. Ha şunu soranlar var. 14 liraya çıktı, orada kalır mı? Kalmaz arkadaşlar. 14 liraya çıkar, 12 liraya, 11 liraya kadar gevşer. Sonra tekrar 12 liraya, 13 liraya, 14 liraya çıkar. İşte biz buna dalgalanma diyoruz. Ama sapan etkisi şu. Ara noktalarda git gel yapması. Yani 1780-1820 aralığında dalgalanması. Yani sapanın hafif hafif gerilmesi. Daha ötesi 1860-1760 aralığında biraz daha fazla gerilmesi. Aynı 1680-1760 aralığında olduğu gibi arkadaşlar. Şu anda o etkiyi birebir görüyoruz. Ve söylediğimiz de buydu zaten. Altın 1780'e gerileyebilir, 1760'a bile gerileyebilir bu süreçte. Hiç kimse şaşırmasın. O zaman yukarıdan satalım, 1760'tan tekrar alalım. İş o kadar basit mi? %1'lik bir vergiden bahsediyor. %1'lik vergiyi koyduğunuz zaman zaten 1760'a neredeyse ulaşmış oluyorsunuz. O da dibi yakalarsanız. O dibi görmeyebilir. Yani 1780'e kadar gevşeyip oradan tekrar yukarıya kendisini atabilir. Onun için benim her zaman söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Bu dalgalanmalara kanmayın. Uzun vadeli işlemler yapmaya devam edin. Ve lütfen günlük işlemlerden, kaldıraçlı işlemlerden, kredili işlemlerden uzak durun. Eğer ki paranızı korumak istiyorsanız, altın dolar sepeti yaptıysanız bunu uzun vadeli düşünün. Yani 3 günlük, 5 günlük kısa vadeli kârlarla ben paramı çoğaltırım diye bakmayın. Çok daha büyük zararlarla karşı karşıya kalırsınız. Kâr edecekken zarar edersiniz ya da çok az kâr edersiniz. Beklemek her zaman çok daha kârlıdır arkadaşlar. Çok daha avantajlıdır. Hele ki böyle dönemlerde altın ve dolar sepeti yaptıysanız gözünüzü kapatacaksınız ve unutacaksınız bunu. Siz paranız kadar zaten işlem yapmışsınız. O zaman hiç umurunuzda olmayacak. Ha şunu söyleyenler var. Borca gireyim, harca gireyim, altın alayım, dolar alayım, kredi alayım. Yapmayın arkadaşlar. Tasarruf denilen şey artan paranızla yapılan bir şeydir. Ekstra parayla yapılan ve sizi dara sokmayacak parayla yapılan iştir. Siz götürüp kira paranızı, borç aldığınız parayı, hele ki kısa vadeli aldığınız borcu altına, dolara yatırıyorsanız işte bu tür sapan hareketlerinde, yani dalgalanmalarda, geri çekilmelerde, gerilmelerde panikler, elinizdeki malı satarsınız ve zarara girersiniz. Ama kenardaki paranızla eğer bu işlemleri yapıyorsanız o zaman bir problem yoktur. Beklersiniz, orta ve uzun vadede mutlaka ama mutlaka kazanırsınız. Şöyle son 20 seneye bakın, ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız. Kahvenizi yudumlamak istiyorsanız arkadaşlar ve günün sonunda da vay be doğru bir iş yapmışım galiba demek istiyorsanız bu tür dalgalanmalara kanmayın. 1760'a kadar bile gidebilir altın onsu. Ama tekrar kendisini 1800'ün üzerine atar, tekrar 1760'a gider, tekrar 1800'e atar, 1860'ı zorlamaya başlar. Sonrasında 1800'ün üzerinde kalıcı bir şekilde durur ve 1860'ı kırmak için 2-3 kez hareket yapar. Sonunda 1860'ı kırdığı an itibariyle artık üstü boş, 1900 gibi seviyelerde bir miktar dinlenerek 2000-2500 aralığına gider arkadaşlar. Her emtia, her yatırım aracı mutlaka belli seviyelerde dalgalanır. Bu dalgalanmalarda al sat yaparak para kazanmaya çalışanlar her zaman olduğu gibi yine kaybedecek. Bekleyenlerse her zaman olduğu gibi yine kazanacaklar arkadaşlar. Bırakın dalgalansın, dalgalansın da durulsun. Sizi ilgilendiren bir tarafı yok. Siz traderlık yapmayın arkadaşlar. Paranızın değerini koruyun, yarın öbür gün hedeflerinize ulaşın. Yeter. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videomda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bize destek verebilirsiniz. Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.